Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranagert'teki UNESCO mirasını kirletenler hakkında adli işlem başlatıldı. Çek Cumhuriyeti Senatosu, İki Dünya Savaşı'nın vahşeti arasında Ermenilere karşı uygulanan soykırımı kınadı. Ermenistan Cumhuriyeti, bölgenin kripto para biriminde lider oluyor. Rusya, Nahçıvan yolunu açtı. Ermeni ordusu Smerç sistemlerini hazır hale getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bir günde 335 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Neolitik Ermenistan ve Erken Tunç Çağı. Ermenistan Cumhuriyeti'ne buyurun. Ermenistan Cumhuriyeti'nin güzelliği bir videoda. Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen 39. UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısında Batı Ermenistan'ın Dikranagert'teki tarihi surlar ile Dünya Kültür Mirası listesine alınan ve çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel bahçeleri, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen hafriyatlarla kirletildi. Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için idari ve adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Sur Belediyesi ve Kaymakamlığı harekete geçti. Belediye ekipleri dün sabah saatlerde iş makineleriyle Hevsel bahçelerine girdi. Ekiplerin molozları kaldırma çalışmaları sürüyor. Hevsel bahçeleri Dikranagert'in ve tüm dünya milletlerinin değeridir. Belediye Başkan Vekiline göre bu değerleri mutlaka korumak zorundayız. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında bildirdiğine göre, Çek Cumhuriyeti Parlamentosu'nun 20 Mayıs'taki genel kurulunda Senato Başkan Yardımcısı Milan Şitek tarafından sunulan 2. Dünya Savaşı'nın 75. yıl dönümüne ve Ermenilere karşı uygulanan soykırımı da dahil olmak üzere 2 Dünya Savaşları sırasında insanlığa karşı gerçekleştirilen zulümlerin kınanmasına adanan yasa tasarısı kabul edildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin dünya finans piyasasında önemli bir rolü olabileceği düşüncesi finans uzmanları arasında gittikçe derinleşiyor. Ekonominin geleneksel sektörlerinde keskin ve çok hızlı bir gelişme sağlamak zordur. Ancak finansal piyasadaki doğru adımlar sayesinde ülkede ciddi bir ciro olabilir. Diğer bir deyişle Ermenistan Cumhuriyeti kripto İsviçre'ye dönüşme şansına sahip ve ülkemizde kripto para, Bitcoin dövizleri, borsalar ve nakit para şubelerinin açılmasına izin verilebilir. Bu durum ekonominin diğer sektörlerini canlandıracak ve yüz milyonlarca dolar ülkeye aktarılacak. Dahası Artsakh Cumhuriyeti için böyle bir faaliyetin önünde herhangi bir engel yok ve bize Ermeni kripto para şirketlerinden birinin zaten tek olan ve Artsakh Cumhuriyeti'nin finansal bağımsızlığının bileşenlerinden biri olarak Artsakh Cumhuriyeti'nde bir şube açtığı söylendi. Genel olarak bugün dünyada gelecekte kripto para birimleri ve e-paraların olacağı hakkında birçok analiz var ve bu tür ürünler zaten Çin ve Japonya gibi devletler ile Facebook gibi çeşitli şirketler tarafından yaratıldı. Azerbaycan'daki ilan edilmemiş büyük çaplı saldırgan nitelikli askeri tatbikat Nahçıvan bölgesini de kapsıyor. Bakü ve Ankara basınına göre Türkiye Nahçıvan'da TRG-300 Kaplan füzesi sistemini kurdu. Bu silahın Nahçıvan yönünde dengeyi değiştirebileceği belirtiliyor. Türk birlikleri uzun zamandır Nahçıvan'da konuşlandırıldı ve burada ayrı bir güç ordu kuruldu. Böylece yıllardır Ermeni-Azeri çatışmasında mevcut olmayan Nahçıvan, son yıllarda Türkiye'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik askeri politik hedeflerine aktif olarak katılmaktadır. Bir yandan Yerevan'ı hedef alarak olası askeri operasyonlar sırasında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı bir cephe olarak kabul edilirken, diğer yandan ise Moskova ile ticarette bir argüman olarak değerlendiriliyor. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet oturumunda koronavirüs ile ilgili durumun düşündüğümüzden daha ciddi olduğunu belirtti. Paşinyan, bugünkü verilere göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde 335 yeni koronavirüs vakasının kaydedildiğini dile getirdi. Ölü sayısına gelince bir günde koronavirüse bağlı 3 ölüm vakası bildirildi. Toplamda 70 kişi öldü. Batı Ermenistan. Ermenistan ve Ermeni platosunun tarihi üzerine ilk derste Dr. Kristina Marantsi bizi bölgenin erken dönemine, insanlığın tarih öncesi dönemine ve daha sonra bizi erken bronz çağına kadar götürüyor. Arkeoloji ve sanatı sunarak kısaca Ermenistan'ın coğrafyasını tanımlayan bir sonraki dersler için zemin hazırlıyor.
Başlangıçta Ermeni tarihi ve araştırmasının neden önemli olduğu, neden daha derinlemesine araştırmak için zaman ayırmamız ve harika karelerini, olaylarını, trajedilerini ve zaferlerini hissetmemiz sorusunu ele alıyor. Çalışmaları hakkında bilgi edinebileceğiniz Christina Maranci'yi destekleyin. Seyahat etmeyi seviyorsanız, sürekli olarak gezegendeki en güzel yerleri arıyorsanız, doğanın güzelliğinden ve gücünden esinlenerek bin yıldan daha eski tapınaklara ve yapılara hayransanız, Ermenistan Cumhuriyeti sizi bekliyor. Yüksek dağlar ve uçurumlar, asırlık kiliseler ve tapınaklar, köyler, baş döndürücü manzara, eşsiz kültür, tarih ve müzik, bunların hepsi Ermenistan Cumhuriyeti'nde bol miktarda bulunmaktadır. Bu video bunun kanıtı. Bir sonraki video yakın bir zamanda hazır olacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Zinç u Zinç adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.